Ben Kanal Bayrak, Elazığ Emlakçılar Dernek Başkanı. Elazığ'da emlak sektörüyle uğraşmaktayım. Depremden sonra en başta Elazığ'da mesela insanlarımız hep mağdur kaldılar. Kiralık evler bulamadılar. Bugüne kadar mesela kiralık evler, yani 1000 liraya kiraya gitmeyen evler 2000 liraya çıktı. Yani bir fırsatçılık, ufaktan da olsa bir fırsatçılık oldu. Tabii onlar sonradan yavaş yavaş kendilerini bildiler, düzeldiler yani. Yani biz kira fiyatlarına şu an eğer bizim dediğimiz gibi giderse Mart bilemediniz Nisan ayında %45-%50 düşüş bekliyoruz yani. Çünkü Tokiler mesela bir 20-30 bine yakın daire yapıyor. Onlar bittiği zaman otomatikman herkes kendi dairesine taşınırsa o 2000 liralık evler, 1500 liralık evler hep boşa düşecek. Yani onlar da müşteri bulamayacaklar çoğu yani. Şimdi ev fiyatlarında yükseliş olmasının sebebinden en büyüğü mesela ev olmaması. İnsanlar mağdur kaldı. İnsanların, örnek veriyorum, diyelim ki bir 200-300 lira parası vardıysa gidip bir 200-300 lira çektiler, evler aldılar. Çünkü niye aldılar? Adamlar dışarıda kalmışlar. Çalışıyorsuyla dışarıda kalmışlar. Ve ayrıyeten bir ara Elazığ'da veyahut da yani nasıl anlatayım sana, Türkiye yanında bir bankalar faizi 0.69'lara neyi çekti. O zaman böyle millet dedi ki bu faiz düşmüş, biz gidip daire alalım dediler. Onu da kaldırdıktan sonra daire satışları da biraz durdu. Ama Elazığ'da yani nasıl anlatayım, kiralarda büyük bir düşüş olur ama satışlarda çok büyük bir düşüş olmaz. Yani mesela diyelim ki %5 oranında belki fiyatlar düşebilir, belki o da. Yani o da düşmez. Çünkü niye düşmez? Her gün görüyorsunuz yani demir artıyor, işte beton artıyor, işte mobilyası artıyor yani. O yüzden yani çok düşmez yani. Yani deprem konutlarının Elazığ'da yapılan, örnek veriyorum, normal dairelere bir zarar olmaz. Çünkü oraya alan adam ya emeklidir ya dar gelirlidir. Aydan aya mesela 700 lira, 800 lira, 500 lira, 1000 lira neyse kira eder gibi ödeyecekler. Ama burada bu tarafta satılan müteahhitlerimizin yaptığı daireler mesela diyelim ki 300, 400, 500 bin lira daireleri alan adamın semti oraysa o adam gidip de mesela örnek veriyorum Tokiler'de oturmaz. O yüzden yani şehir merkezinde diyorum mesela, yani Tokiler'i katmıyorum. Diğer taraflarda daire alıp satabilirler yani, şu an bir sıkıntı yok yani. Şimdi bunun etkisi en büyük depremde yıkılan evler 1, 2 faizin düşmesi, 3 ondan sonra bu demirlidir, işte biraz önce anlatmıştık ya, işte mobilyasıdır, işte cartuz cürtür mesela, onların hepsinin bir araya gelmesi demek fiyatı yükseltti. Çünkü diyeceksin neden yükseltti? Şimdi bir taraftan bakıyorsun demirin tonu diyelim ki 3000 liradır, şu an olmuş 4000-4500 lira. Bir de bu işte en büyük etkenlerden biri mesela belediyenin ruhsat parası olsun, yapı denetimler olsun. Yapı denetimler hemen hemen bir daire 10 bin lira para istiyorlar ya. Yani biz buradan mesela ne anlatmak istiyoruz? Diyoruz ki bir müteahhit eğer daire yapacaksa eskiden yapı denetimleri gidip geziyordun, bir tane de anlaşıyordun. Şimdi sabit kılmışlar, seni sisteme atıyor, gidiyorsun adam diyor ki örnek veriyorum 1 trilyon. İlan 1 trilyon vereceksin. Buradan öyle daireye yansıyor. O yüzden belediyenin ruhsatlarda yapı denetimlerinde biraz indirim yapmaları lazım yani. Şimdi bizim oldu olalı birkaç tane sorunumuz var zaten. Bunlardan en büyüğü korsan emlakçılar var. Biz bunları bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Ama bunların az bir ömrü kaldı. Çünkü bakanlık çalışma yapıyor. Bizde yetki belgesi denen bir belge çıkardılar. O yetki belgesi olmasa kimse emlakçılık yapamayacak. Diyelim ki mesela devlet dairesinde çalışıyor, öyle diyelim. Gidip ev alıp satıyor. Devlete bir kuruş vergi vermez. Devlete bir kuruş faydası yok. Ama biz emlakçı dükkanımızı açtığımız zaman devlete vergi de veriyoruz, stopaj da veriyoruz. Bizim o aracımıza götürüp getirdiğimiz yakıtın mesela örnek vereyim, onun da karı devlete gidiyor, işte kira stopajı veriyoruz, muhasebeciye veriyoruz. Bizim sayemizde 50 tane para dönüyor mesela. O adam ne muhasebecisi var, ne kira veriyor, ne kira stopajı veriyor. Burada yani hükümetimizden acil bir şekilde bunların önünün kesilmesini istiyoruz. Yani tapuya yetki belgesi olmayan bir adam gidemesin diyoruz.